Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle çok severek okuduğum ve sizlere de faydasının dokunacağını düşündüğüm, belki burada ufak bir parantez açabiliriz, merak duygusu yüksek olan, öğrenmeyi seven insanlara faydasının dokunacağını düşündüğüm bir kitabı paylaşacağım. Yanlış hatırlamıyorsam en son Durgun Don serisi için böyle bir video hazırlamıştım. Onu da izlemeyenler varsa eğer linkini bırakacağım, izleyebilirsiniz. Ve yine bu videoda birçoğunuzun da çok sevdiğini bildiğim bir yazarın kitabını hediye etmek için çekiliş başlatmış olacağım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Bahsetmek istediğim kitap İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan ve çevirisini Barış Bıçakçı'nın yaptığı İnsanın Hikayesi. Aslında tam adı Taş Devri'nden Bugüne Tarihimiz İnsanın Hikayesi. Yazarı James Davis. Yazarı Amerika'daki Pennsylvania Üniversitesi'nde 1960 ve 1994 yılları arasında tarih dersleri vermiş. Ben tamamen tesadüfi bir şekilde aslında bu kitabı almıştım. Bir gün başka kitaplar almak için İş Bankası Kültür Yayınları'na gittiğimde biliyorsunuz onlar her hafta bir kitabı seçip haftanın kitabı yapıyorlar ve %40 indirim yapıyorlar. O günde bu kitapta %40 indirim vardı. Haftanın kitabı İnsanın Hikayesi'ydi. Biraz içindekilere bakınca, biraz arka yazısını okuyunca ilgimi çekmişti ve 17 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Liste fiyatı 32 lirayken. Dediğim gibi ilk önce başlığı benim ilgimi çekti ve içindekilere de bakınca almaya karar vermiştim. Bu yaklaşık 500 sayfalık bir kitap ve boyut olarak diğer kitaplardan biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. İçeriğine gelecek olursak ilk sayfalarda yazarın yazdığı ön söz niteliğinde kısa bir yazı sizi karşılıyor. Orada bir paragraftan bahsetmek istiyorum sizlere. İnsanoğlunun geçmişi hakkında bir kitap yazdığımı söylediğimde tutumun bakış açın ne diye sormayan kimseye rastlamadım. Bir tutumum varsa o da şu, bütün duyduklarımıza ve söylediklerimize karşın dünya epey uzun bir süredir iyiye gidiyor. Bu cümleyi ilk okuduğumda birçoğunuz gibi ben de çok şaşırmıştım. Hatta çok da inandırıcı gelmemişti açıkçası. Çünkü genellikle etrafımızda her şeyin kötüye doğru gittiğini duyuyoruz. Ve belki de bunların etkisiyle biz de her şeyin kötüye doğru gittiğini düşünüyoruz. Fakat bu kitabı okumaya başladığınız zaman, geçmiş dönemdeki insanların yaşadıklarını okumaya başladığınız zaman her anlamda ne kadar yol kat ettiğimizi görüyorsunuz ve içinizde bir umut ışığı yeşeriyor aslında. Günün sonunda siz de gerçekten bir süredir dünyanın iyiye doğru gittiğini düşünürken buluyorsunuz kendinizi. Şimdi biraz da konu başlıklarından söz etmek istiyorum size. İçerisinde toplamda 24 tane bölüm var. 24 farklı başlık altında Taş Devri'nden bugüne kadar insanların yaşadıklarını ele almış. Belli başlı olayları ele almış. Ben okumamda kolaylık olsun diye 3'e ayırmıştım bu kitabı. Her ay 8 bölüm okuyarak bitiririm diye tasarlamıştım kafamda. Aslında ilk 2 ayda düzenli bir şekilde okudum fakat son 8 bölümde biraz kopukluk oldu. Devam edemediğim dönemler oldu. Fakat gecikmeli de olsa geçen ay bitirmiş oldum. İlk bölümün adı Yeryüzünü Dolduruyoruz. Burada dünyanın oluşumunu ve insanların yeryüzüyle tanışma hikayesini okuyorsunuz. Farklı bakış açılarıyla birlikte insanların evrimleşme sürecini okuyorsunuz. Aslında bir nevi her şeyin en başına dönmüş oluyorsunuz. İkinci bölümün adı Irmak Boylarında Toplanıyoruz. Burada insanların yeryüzündeki dağılımını okuyorsunuz aslında. Çok güzel tarihi bilgilerin olduğu bir bölümdü burası. İlk uygarlıkları, onların oluşumlarını, onların sosyolojik yapılarını okuyorsunuz. Benim çok sevdiğim bölümlerden bir tanesiydi. Üçüncü bölüm Göçerler Yerleşiyor. Burada da başlıktan anladığınız gibi insanların artık yerleşik hayata geçim süreçlerini, o dönemlerde yaşadıklarını okuyorsunuz. Dördüncü bölüm Eski Çağ'ın iki kenti farklı yollar izliyor. Burada da ağırlıklı olarak Yunan krallıklarını ve ilk Yunan filozoflarını okuyorsunuz. Beşinci bölüm Çin'in binlerce yıllık serüveni başlıyor. Burada da Çinli filozofları okuyorsunuz ve onların yaşam biçimlerini, onların kültürlerini okuyorsunuz. Altıncı bölüm kimilerimiz cihana hükmetmeye girişiyor. Biraz hızlı ilerlemek istiyorum çok fazla vaktinizi almamak için. Yedinci bölüm tüm dünyayı saran inançlar edindik. Burası da benim çok severek okuduğum bölümlerden bir tanesiydi. Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçiş sürecini okuduğumuz, Hristiyanlığın doğuşundan İsa'nın doğumuna kadar, Müslümanlığa kadar aslında oldukça sancılı olan dönemlere ele aldığı bir bölümdü. 8. bölüm Avrupa büyük rolüne hazırlanıyor. 9. bölüm birbirimizi buluyoruz. Burada da ülkelerin birbirini keşfetmesini, ekonomik ve kültürel anlamda birbirlerine yaptıkları yolculukları okuyorsunuz. 10. bölüm eski dünya yeni dünyayı ele geçiriyor.
Bu bölümde de Mayalarla ilgili çok ilginç bilgiler vardı. Benim şaşırarak okuduğum bölümlerden bir tanesiydi. 11. bölüm, açlıktan, savaşlardan ve vebadan kırılıyoruz. Burada da tahmin edersiniz ki insanların birbirlerinin hayatlarını nasıl cehenneme çevirdiğini ve salgın hastalıklarla nasıl mücadele ettiğini okuyorsunuz. Savaşların olduğu bölümler gerçekten kötüydü. Burası gerçekten insanın içini parçalayan bölümlerden bir tanesiydi. 12. bölüm, kim olduğumuzu ve nerede yaşadığımızı keşfediyoruz. Güzel keşiflerin olduğu bölümlerden bir tanesiydi. 13. Her yerde egemenlik halkın. 14. Daha fazla üretiyoruz ve daha iyi yaşıyoruz. 15. Zenginler yoksulları avuçlarının içine alıyor. 16. bölüm, çoğalıyor ve dünyayı küçültüyoruz. Bu bölümde gerçekten çok ilginçti çünkü bu çoğalmayı durdurmak için ülkelerin izlediği politika beni çok şaşırtmıştı. Özellikle modern hayata geçtikten sonra yeni icatlara, yeni buluşlara imza atan insanların dünya üzerindeki etkilerini okumak beni biraz şaşırtmıştı aslında. 17. bölüm, savaşı bitirmek için savaşıyoruz. Burada da 1. Dünya Savaşı'nın ayrıntılarını okuyorsunuz. İnsanlar üzerindeki ve dünya üzerindeki etkilerini okuyorsunuz. Yalnız burada şunu da belirtmek istiyorum. Asla ders kitabı gibi olduğunu düşünmeyin. Kesinlikle sıkıcı olduğunu düşünmeyin. Tamam belki bir roman değil ama çok keyifli bir şekilde, çok akıcı bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Özellikle her sayfada yeni bir şey öğrendiğiniz için dediğim gibi merak ediyorsanız, yeni bilgiler edinmeyi de seviyorsanız zaten hızlı bir şekilde sayfaları çeviriyorsunuz. 18. bölüm, mükemmel toplum düşü Karabasan'a dönüşüyor. Bu da benim çok sevdiğim bölümlerden bir tanesiydi. Gerçekten çok kapsamlı bölümlerden bir tanesiydi. Burada da 1. Dünya Savaşı sonrasında insanların toparlanma sürecini okuyorsunuz. Var olan yeni oluşumları okuyorsunuz. Bunun yanında Marx'ın hayatı hakkında önemli bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Bolşevikler hakkında bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Gerçekten benim çok sevdiğim bölümlerden bir tanesiydi. 19. bölüm, Führer üstün bir ırk yaratmaya çalışıyor. Burada da tahmin edebileceğiniz gibi Hitler'in doğuşundan yaptığı katliamlara ve ardında bıraktıklarına kadar önemli tarihi olaylara tanıklık etmiş oluyorsunuz. Gerçekten içim parçalanarak okuduğum bölümlerden bir tanesiydi burası da. 20. Daha büyük, daha acımasız bir savaş başlatıyoruz. Burada da 2. Dünya Savaşı'nı, 2. Dünya Savaşı'na katılan ülkeleri ve 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarını okuyorsunuz. Burada da benim en çok aklımda kalan atom bombası ile ilgili olan sayfalardı. Atom bombasının yapım süreci ve patlatma aşamasında verdikleri karar beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Mutlaka okumanızı istediğim, önemseyerek okumanızı istediğim bölümlerden bir tanesi. 21. Asya'nın devleri yoksulları doyurmaya çalışıyor. 22. Bazılarımız zengin oluyor. Burada da daha çok dünya ekonomisi üzerinde durulmuştu. Büyük buhran döneminden sonra atılım yaparak büyüyen belli başlı firmalar üzerinden o dönemin ekonomik yapısını ele almıştı. 23. bölüm, uçurumun kıyısında yürüyoruz. Bu bölümde de 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Rusya arasındaki resleşmeleri okuyorsunuz. Ve bu resleşmelerin diğer ülkelere olan etkilerini okuyorsunuz. Gerçekten benim severek okuduğum bölümlerden bir tanesiydi. Ve son bölüme gelmiş olduk. 24. İnanılmaz şeyler yapıyoruz. Bu bölümde de teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bu gelişme sürecinde ülkelerin nasıl rekabet ettiklerini okumuş oluyorsunuz. Bütün bu bölümleri okuyup bitirdikten sonra kitabın en sonunda bir son deyiş var. Yola devam başlığı adı altında. Bu son deyişte de zannediyorum bütün anlattığı o savaşlardan, katliamlardan ve kıtlıklardan sonra, salgın hastalıklardan sonra bize nasıl umut verebilir sanırım bunu düşünmüş yazar. Yani kısaca bu kitaptan edindiğiniz bilgiler ışığında karamsarlığa bürünmek yerine gerçekten güzel günlere doğru ilerlediğinizi anlamanız için bir yazı yazmış yazar. Ben sadece son iki satırını paylaşacağım sizlerle. Çünkü biraz uzun. Dünya hala acımasız bir yer. Bunu biliyoruz, tamam. Ama bir zamanlar daha kötüydü. Öyleyse yola devam cümlesiyle kitabı bitirmiş yazar. Gerçekten bilgi bakımından okuduğum en dolu kitaplardan bir tanesiydi. Özellikle insanlık tarihini merak ediyorsanız çok severek okuyacağınızdan emin olduğum kitaplardan bir tanesi. Ve öğrenciyseniz gerçekten okulda da işinize yarayacak bilgiler olduğunu düşünüyorum içerisinde. Bu nedenle öğrencilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Yazarın bunun dışında yazdığı 3-4 tane daha kitabı varmış. Fakat onlar Türkçe'ye çevrilmemiş benim gördüğüm kadarıyla. İnsanın hikayesi aslında bilgi çeşitliliği bakımından bence kitaplığınızı zenginleştirecek eserlerden bir tanesi. Ve ben de elimden geldiğince içeriğini ana hatlarıyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı bulduğunuz videolardan bir tanesi olmuştur. Şimdi izin verirseniz hızlıca çekilişten bahsetmek istiyorum. Aranızdan birine hediye etmek istediğim kitap İletişim Yayınları'ndan çıkan Edgar Allan Poe'nun bu iki ciltlik öykü kitabı.
Birçoğunuzun sevdiği yazarlardan birisi olduğunu tahmin ettiğim için bunu seçmek istedim. Hazır Sercan da geçen hafta yazarın hayatını bizlerle paylaşmışken düşündüm ki belki onun öykülerini de okumak istersiniz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken yorumlarda en sevdiğiniz hikaye veya öykü kitabını benimle paylaşmış olmak. Çünkü hikaye veya öykü okumaya ağırlık verdiğim bugünlerde sizin tavsiyelerinize gerçekten ihtiyacım var. Bu nedenle böyle bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden. Aynı zamanda sizinle iletişim kurabilmem için kitabı kazandığınız takdirde bunu size haber vermem için Instagram adresinize de ihtiyacım var. Lütfen Instagram adresinize yazmayı unutmayın yorumlarda. Bu iki şeyi yazdığınız zaman çekilişe katılmış olacaksınız. Çekilişi 8 Haziran'da sonlandırmayı düşünüyorum ve o gün iletişim kurabilirsek, adres bilgilerinizi bana ulaştırırsanız aynı günde de kargoya vermiş olurum. Bu arada hala abone değilseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Umarım severek, keyif alarak izlediğiniz, faydalı bulduğunuz videolardan bir tanesi olmuştur. Ve gerçekten İnsan Hikayesi çok güzel bir kitap. Mutlaka alıp okumanızı son kez tavsiye ediyorum. Belki bir sonraki çekilişte de o kitabı alıp sizlere hediye ederim. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.